Biliyor musun Zeynep? Haftaya benim doğum günüm. Bak ya şimdiden söylüyorum. Tamam unutmam. Ya, utandırma beni. Öyle demek istemedim. Sürpriz yapmasını istediğim tek insan sensin. Ne yapayım? Bir düşünelim bakalım. Bir kahve ısmarlarım artık. Süper. Senin elinden ne olacaksa en güzel hediye zaten benim için. Önce kafeye gidip kahvaltı edelim mi? Ya geç kalmamak için çıktık zaten erken. Yoksa kahvaltı eder öyle çıkardık. Ya öyle ama çok acıktım ben. Hem dün aceleyle çıktık. Birkaç hediyen kafede kaldı. Onları da almış oluruz. Ben alırım sonra. Sorun değil. Ya Selim lütfen. Hadi kırma beni. Pelin lütfen. Aç mı kalayım yani? Hem o kantin tostuna mahkum etme beni. Lütfen Selim, ne olur. Hadi. Peki, tamam. Yaşasın. Bu arada dün her şey harikaydı. Çok tatlı bir ailen varmış. Sağ ol. Hepsi çok sıcak insanlar, çok samimiler. Hepsini çok sevdim. Annen, İpek. Ay, hele o Tuğçe. Acayip bir şey ya. Bir de öyle bakışları yok mu? Bir de bilmiş bilmiş konuşuyor böyle bıcır bıcır. Pelin nerede? Gitti mi yoksa? Amcanla okula gittiler halacığım. Niye beni kaldırmadınız? Pelin saçımı yapacaktı. Ben yaparım canım. Ya, of! Gonca, Tuğçe'ye servis yap.
Keşke Selimlerle kahvaltıya kalsalardı. Söyledim ben ama okula gideceklermiş. Babaanne, amcamla Pelin evlenecek mi? Evlenirlerse bu evden gidecek mi? Vallahi bilemiyoruz halacığım. Gelince sorguya çekelim amcanı seninle. Bence boşuna heveslenmeyin. Aralarında bir şey yok. En fazla okuldan arkadaşıdır. Bence olabilir. Selim bu. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Sen ne düşünüyorsun anne? İyi kıza benziyor. Konuşkan, tatlı dilli. Ama soyuna, sopuna... Kızın gönlü var anne. Ben söyleyeyim, küçük beyin niyeti yok. Önümüzdeki 4 saat boyunca ısının aynı kalması lazım. Isıtıcılar otomatik konumda. İstediğiniz şekilde. Tamam o zaman kaptan, çıkartalım onu. Şimdi son kamyon da yüklendi. Öğleden sonra elinizde olacak. Şimdilik bir sorun yok. Teşekkürler. Son kontrollerde tamam mı Hasan efendi? Tamamdır beyim. Dün akşam biraz rahatsızlık verdi. Huzursuz etkisi. Kusura bakmayın. Şimdi çekebilir miyim fotoğrafları? Ya, çok mu şart bir fotoğrafları çekmek? Şart olmaz mı ablacığım? İnternet çağında yaşıyoruz. Hem öyle eskisi gibi ev gezmeleri falan kalmadı. Hem fotoğrafları beğenirlerse sonra... Öf, tamam tamam. Çekin de çekiyorsanız. Sana afiyet olsun. Ben okula geçeceğim. Aa, oyun bozanlık yok ama. Tamam demiştin. Sen git. Gerçekten. Of. Tamam tamam. İyi. Sen bekle o zaman burada. Ben eşyaları getireyim bari. Gerek yok. Ben hala... Tamam 2 dakika gider getiririm ben hemen. Zeynep'cim nasılsın? İyi. Ay çok acelem var. Selim beni arabada bekliyor. Dünden kalma hediyeleri var da burada. Neredeler? Bilmiyorum. Hah şuradalarmış. Ay dün gece bir eğlendik, bir eğlendik anlatamam. Geceye Selimler'de devam ettik. Orada da kal kal diye ısrar ettiler. Ben de kıramadım kaldım. Selim bir mutlu oldu görmen lazım. Ay, neyse tatlım. Şunları bırakayım geleceğim zaten kahvaltıya. Orada sana uzun uzun anlatırım. Kahvaltı konusunda emin misin? Eminim Pelin. Ben okula gideceğim. Tamam. Ya ben belki birlikte vakit geçiririz diye demiştim. Thank you.
Eve kadın eli değdiği besbelli. Vallahi ellerinize sağlık. Tertemiz olmuş eti. Ev sahibinin yaptığı da iş. Sizin gibi düzgün insanları zor durumda bırakıyor. Kolay mı bu devirde gencecik kadın yalnız başına? Hala bitmedi mi işiniz? Benim çıkmam lazım, işe geç kalıyorum. Bitmedi hanım abla, daha mutfak var. Şu tezgahın üstünü kaldırmak lazım. İlgilenir misiniz bir zahmet? Tamam, kaldırdım. Oldu herhalde. Zahmet verdik. Başka bir işiniz yoksa ben kapının önündeyim. Siz de lütfen işinizi bitirin, bir an önce çıkın. Bakışlarında bile meymenet yok ki adamın. Gitse bari bir an önce. Sevgi Salihesini aldın mı yanına? Aldım beyim. İyi, tamam. Adrese gidince bana bir haber ver. Tamam beyim. Hamallar nerede? Tahir kaptan onları yoldan alacak. Ha, iyi, tamam. E hadi o zaman. Her zamanki gibi yoğunsun. Hoş geldin. Ne zamandır kovaladığım büyük bir iş vardı. Nihayet bugün siparişini gönderdik. Çok sevindim. Süs bitkisi falan mı? 30 bin adet menekşe. Bayağı iyi rakammış. Son siparişi de az önce gönderdim. İyi, artık rahatlamışsındır. Rahatlamak ne kelime ya? E hadi gel içeri geçelim. Bir kahve içelim. Hem biraz da iş konuşuruz. Aa Pelin, günaydın. Günaydın şekerim. Sen akşam neredeydin? Paylaştığın fotoğrafları gördüm, hemen likeladım. Tahmin et bakalım neredeydim? Selimler'deydim. Ne? İnanamıyorum. Hemen detayları istiyorum. Ay, Selim beni eve çağırdı. Ben de gittim. Ay, bir eğlendik, bir eğlendik, anlatamam. İnanamıyorum kızım ya. Dahası da var. Evine gitmişsin, daha ne olacak? Şimdi sıkı dur. Bomba geliyor. Çatlatma, söyle hadi. Selim'in bütün ailesiyle tanıştım. İnanmıyorum. Kardeşim, hala bitmedi mi işiniz? İşe geç kaldım ama. Bitti. Bitti ama şimdilik. Ablacığım, size de sıkıntı verdik ama kusura bakmayın, bir daha gelmem gerekecek. Hani görmek isteyen müşteriler olacak. O yüzden yani. Müsait olursak gelirsiniz. Görüşürüz o zaman. Ne gıcık adam ya. Of.
Rakiplerimizin hayal bile edemeyeceği rakamı bir günde çıkarttık. 30.000 çok ciddi bir rakam. Hem pazar payımızı büyütecek, hem de bundan sonraki işler için iyi bir referans olacak. Şirketiniz emin adımlarla yükseliyor. Eminim bütün rakipleriniz bugünlerde sizden bahsediyordur. Sizden aldığımız makinelerin de payı büyük. Çok yakında organik tarımda da çok iyi işler yapacağımıza eminim. İnşallah, ben de öyle. Bak, bu Aliye Hanım, Selim'in annesi. Nasıl birisi? Ay çok tatlı, çok zarif bir bayan. Görsen eski Yeşilçam artistlerine benziyor. Aa, gerçekten öyleymiş. Aa, bu kim? Ay bu tam bir bıcırık. Selim'in yeğeni. Ay çok tatlı bir kız. Onunla da frekansımız çok tuttu. Anlaşabildin mi ailesiyle? Ay vallahi ben hepsini çok sevdim. Çok tatlı insanlar. Annesi de beni çok sevdi. Ay gerçi ilk başta gitmekte biraz çekindim ama iyi ki gitmişim. Çok sıcak karşıladılar beni. Evdeki partiye çağrılman da çok manidar yani. Yani. Zaten Selim özellikle davet etti beni. Gitmem için de çok ısrar etti. Ay gitmeden de evdekilere mesaj atmış zaten. Bir arkadaşımla geliyorum ona göre diye. Resim yapıyorum halacığım. Ne oldu, ne bu telaş? Kaç yıldızımız oldu hala? Hemen bakıyorum. Tuğçe'nin 7, Elif'in de 8 yıldız olmuş. Ama geçen gün Hasan Efendi diye bebek vermiştim. O niye sayılmadı ki? Hasan amca bebek oynamaz ki. Of ya, Hasan amcanın kendisine vermedim herhalde. İhtiyacı olan bir esne versin diye işte. O bebek kırıktı ama. Ama o kadar da kırık değildi. Beni dinleyin şimdi. İyiliğin iyilik olduğunu nasıl anlarız söyleyin bakayım. İyilik yaptığımız kişi sevimlisi. Çok güzel Elifciğim. Yaptığımız iyiliğin anlamlı olmasını istiyorsak iyilik yaptığımız kişinin mutlu olmasını amaçlamalıyız. Etrafınıza şöyle bir bakın. Aslında iyilik yapmak çok da zor değil. Mesela birine çiçek toplayıp verebiliriz. Ya da ev işlerine yardımcı olabiliriz. Babaannemin ilacını getirmek. Olabilir, güzel. Yasağı toplarken Ayşe teyzeye yardım etmek. Evet, o da olur. Bunu bir düşünün siz. Hadi bakalım. Ama en güzeli çiçekleri toplamak. Yazık ama. Çiçeklerin canı acımaz mı? Saçmalama. Bu yüzden yetiştiriliyor. Mantarlarını yeme. Ya ben çok seviyorum onları. Ya bana bırak. Bırakmam mı balım? Senin işte var ya, ben seninle yediğim ekmeği bölüşürüm. Ha, hepsi senin olsun. Oo, ha, burada da kalmış. Ha. Süper Mario'm benim. Sen böyle laflar edince var ya,
Benim burası pıt pıt. Ablanınki de öyle pıt pıt atıyor mudur acaba? Yani hani kız evlilik arifesinde ya ondan. Ablam ne alaka şimdi ya? Ne alıyoruz öyle? Ablam o benim. Tövbe tövbe. Ay ne kızıyorsun canım? Yani kötü bir şey demedim ben. Yani sonuçta şimdi gidecek. Hani başka bir adamla yaşayacak falan. Zor tabii. Kızım başka bir adam ne demek yani? Erkut abim o benim. Aslanlar gibi. Ha, siz iyi tanıyorsunuz yani bu adamı. Hani kız verecek kadar tanıyorsunuz. Aferin lan şebelek. Şu altlara da tut altlara. Lan oğlum yakın tut lan yakın uzak tutma. Kolay gelsin. Eyvallah damat hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de sana bakıyordum baba. Hayırdır niye? Ne yaptın konuşabildin mi Zeynep'le şu nikah tarihini öne alma konusunu? Ayo konuşmadım ya. Kızın yüzünü görmüyoruz ki doğru düzgün. Bir konuşsan diyorum sen baba be. Madem girdik bir yola, ha? Daha uzatmayalım fazla. Tadımız da kaçmasın hem, değil mi? Eyvallah, doğru diyorsun damat. Dur bir arayayım şunu ya. Alo. Neredesin kız? Nerede olacağım? Çalışıyorum. İyi. Çabuk dükkana gel, seninle bir şey konuşacağım. Gelemem bugün, iş yoğun. Başlatma lan işinden. Bu iş daha mühim, çabuk gel. Of, neymiş o önemli şeyler? Hani şu boşanma mevzusu var ya. İyi tamam, geliyorum. Hadi çabuk gel. Konuştum damat. Gelecek birazdan. Eyvallah babacığım. Benim biraz işim var, halledeyim de geleyim. Siz de baba kız rahat rahat konuşun değil mi? Hadi eyvallah. Eyvallah, hadi. Hadi bakalım. Kolay gel. Hadi, hadi. Ya kızım sen şimdi ne diyorsun yani? Yani ablam evlenmesin mi? Ya bu adamın bir ton malı mülkü var. Kızın hayatını kurtarıyoruz işte. Ya hayatım, ya bunlar zor kararlar. Yani maazallah kızın başı yanmasın diye söylüyorum ben. Ya adam böyle iyi gözüküyor ama nikahtan sonra içinden bir canavar çıkıyor. Ya kızım bir lokma yedirtmedin ha. Oy kıyamam. Bak ben kısırı da çok seviyorum. Kıymetimi bir sana verdim. Ya kızım ben senin kıymetini hiç bilmez miyim? Yani ben derim ki siz bu adamı iyice bir sorup soruşturun. Yani bakalım malı mülkü var mı? Yani göz mü boyuyor sadece? Ya hayatım benim. Oy sen benim ablamı mı düşünürsün? Sen benim ablam için mi korkuyorsun? Görümcesini de düşünürmüş. Ay düşüneceğim tabii. Yani senin ablam benim ablam sonuçta. Tabii kızım. Benim olan her şey aynı zamanda sana da ait. Sen var ya bana ölüme gidelim de sana gaz yok dersen namerdim. Öf Murat. Şişt, al bak burada da mantarlar var. Oo. Yalnız bak bir şey söyleyeyim. Yani biz evleneceğimiz zaman ben böyle aceleye getirmem. Yani her şey dört dörtlük olsun isterim. Aşk olsun be şeydam. İstanbul'u taksitle versinler. Ben sana onu satın alır önüne koyarım. Tam olgunlaşmadan kesilen çiçeklerin İç pazarda satmak çok zor. Geç kesilenlerin de vazoda ömrü kısa oluyor. Bak mesela bu güller. Tam açılmamışken, gonca halindeyken kesilir. Enteresan. Bilmiyordum. Thank you.
Nazlıcığım, senden ayrılmak çok zor ama istemeden Tuğçe'yi üzdüm galiba. Seni ona vermek zorundayım. Üzülmek yok ama, tamam mı? Arda Bey, benim mesaim bitti. Çıkıyorum. Tamam Zeynep. Zaten birazdan Melek abla da gelir. Onun mesaisi akşamdı. Pardon, hesabı verir misiniz? Ne yapıyorsun sen burada Tuğçe? Babacığım, ben düşündüm ki kötü bir niyetim yoktu baba. Evdekilere iyilik olsun diye topladım. Onları mutlu etmek için. İyi düşünmüşsün de bu böyle olur mu kızım? Hasan Efendi'ye şöyle güzel bir buket yaptıralım. Hem daha güzel olmaz mı? Olur. Hadi yaptıralım o zaman. Gel. Ne var, niye çağırdın? Kızım, gelin dediğin biraz hanım hanımcık olur. Maşallah sen atara atar gidere gider. Ne istiyorsun baba? Kafa kağıdını ver. Ne? Kızım, nüfus cüzdanın. Nikah işlemleri için lazım. Ne o surat öyle? Mahkeme duvarı gibi. Hemen mi? Ya, vaz mı caydın yoksa? Yok, yok da. Kızım sen tutturmadın mı boşanma davasıyla aynı gün olsun diye? Yani ben öyle dedim de erken değil mi ya? Bana bak. Eğer yan çizmeyi düşünüyorsan var ya. Niye yan çizeyim canım? Evleneceğim dedim işte. Ha, ver o zaman kimliğini. Bana bak. Ya o kimliği verip paşa paşa nikah masasına oturursun? Ya da sittin sene Melek'ten boşanmam, ona göre. Oo, Zeynep Hanım. Nişanlını mı özledin sen? Aa, kuş yuvadan uçuyor diye mi ağlıyor yoksa? Murat, yardım et bana. Beyaz masamıyım lan ben. Nasıl yardım edeceğim? Ya Murat, babamla konuş, bir şey yap. Eğlenemem ben o adamla. Kızım, bak senin o adam dediğin kişi bizi kaçak atlar, haberin var mı? Ne yani, para için buna göz göre göre izin mi vereceksin? Ha, ne var? Hem bak Erkut abiden daha iyisini mi bulacaksın ya? Murat, nasıl böyle konuşursun? Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Kızım, eden bulur. Ben sana okula gitme dediğim zaman sözümü dinleseydin hiç bu halleri düşmezdin. Murat, biz kardeş değil miyiz? Bak Allah aşkına bir şey yap, ikna et babamı. Ne olursun bana bunu yapmayın. Ya ben ne diyeyim adama kızım? Ya, bu adam senin baban. Sonuçta iyiliğini istiyor. Seni yuva sahibi yapıyor. Daha ne istiyorsun ya? Sen nasıl bir insan oldun Murat? Benim sende hiç hakkım yok mu? Resmen babamın kuklası olmuşsun. Zeynep bak doğru konuş. Yanlış yoldasın Murat. Babam seni kullanıyor, haberin yok. Zeynep bak çok fena olacak. Çok pişman olacaksın, çok. Aha, tamam. Tamam, çok teşekkürler.
Arayacağım sizi. Gönlüne göre olmuş mu küçük hanım? Olmuş. Çok güzel olmuş. Çok. Hasan amca, hadi ver çiçeğimi. Kızım, eve kadar taşıyabilecek misin? Getiririm ben. Hasan efendi, sen yardım eder misin? Tabii beyim. Hadi kızım. Hoşça kal Nazlı. Tuğçe sürekli iyilik yapıyor artık. Sana da iyi bakacak. Merak etme, olur mu? Yaparsınız değil mi kızlar? Hadi benim için ne olur. Tamam mı? Sorun yok değil mi? Tamam peki. Ay, süpersiniz. Geldi. Hadi göreyim sizi kızlar. Tamam, merak etme. Galiba. Anne! Ne oluyor kızım? Niye bağırıyorsun? Bak. Nereden çıktı onlar? Kenan Bey'im gönderdi. Bana mı? Ya anne! Dur kızım. Çok güzel kokuyorlar. Ya anne, benimdi ya. Kızım, babam benim için çiçek yollamış. Uysuzlanma hemen. Bir teşekkür etseydim. Nerede şimdi? Sera'da. Goncacığım, çiçeklerimi masaya koyar mısın? Duydun mu? Pelin dün gece Selimler'de kalmış. Duymaya ne gerek var şekerim? Akşam Pelin dakikasında fotoğraf paylaşmış. Oradan takip ettim. Vallahi şaşırdım diyemeyeceğim. Gayet belliydi zaten böyle olacağı. Onların arası hep iyiydi zaten. Selim de ailesiyle tanıştırmış. Yakında yüzük takarlarsa hiç şaşırmam. Bence harika bir çift oldular. Çok yakışıyorlar. Tabii şekerim. Ne derler? Davul bile dengi dengine. Değil mi ama? Ben de seni arıyordum. Niye yüzün asık? Salih Hoca, Zeynep'le gittiğimiz panelin raporunu istedi. Yani gitmediğiniz. Gidemedik ki. Sen de söyleyemedin tabii değil mi? Kaynadı arada işte. Gittiğimizi sanıyor. Bu saatten sonra nasıl söyleyeceksem artık. Of. Ya gitmediğimiz panelin raporunu nasıl teslim edeceğim ben adama? Kurtarıcı meleğin sana yardım edebilir. Nasıl? Ben o panele gittim biliyorsun.
Doğru ya. Not falan tuttun mu ki? Başından sonuna kadar ne anlatıldıysa her şeyi tek tek not aldım. Gerçekten mi? boşuna kurtarıcı meleğinim demiyorum sana. Bir kahve ısmarlarsın artık. Tamamdır. Bu ne? Ne işin var bu çirkin bebeğin burada? Artık senin o. En sevdiğim bebeği sana verdim. Neden? İsteyen mi oldu? Çok çirkin bir kere bu. Bir de saçı yok. Saçlarını sen kestin. Unuttun mu? İstemiyorum işte, istemiyorum. Bağırmana gerek yok. İstemiyorsan alırım Nazlı'yı. Bebeğin gidince üzüldüğün için vermiştim. Aşılama konusunda da epey emek harcamışsınız. Yabani güllerde aşılama yapmaktan başka çaremiz yok. Pardon. Alo, efendim. Siparişi iptal mi etmek istiyorsunuz? Nedenini öğrenebilir miyim? İyi misin? Of! Ayağımı burktum. Yavaş ol, dikkat et biraz. Dur, acele etme. Yok yok. Sen birer kahve al, ben otururum. Tamam, olur. Anladım diyorum. Tamam. Olacak şey değil ya. Ne olmuş? Vaz mı geçmişler? İnanamıyorum. İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Bütün siparişi geri göndermişler. Peki sözleşme imzalamamış mıydınız? Sözleşme yapmadık. Geçen sene birkaç kere çalışmıştık bu firmayla. İyi niyetlerine güvendim. Of. Böyle bir şey olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Hay Allah. Ama bunu yapmaya hakları yok ki. Teslimatın gideceği gün olacak şey mi bu? Çok büyük zarar ettik. Hem büyük bir kârdan olduk, hem de lojistik anlamda çok büyük zararımız var. Of. Kenan, çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Bir saniye. Alo? Evet, benim. Sen ne arıyorsun burada? Nasıl ne arıyorsun? Kocanızla artık ortak oluyoruz. Unuttunuz mu? Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama seni bu yaptıklarına pişman edeceğim. Ben burada şirketi kurtarmaya çalışıyorum. Siz bana neler söylüyorsunuz? Ne saçmalıyorsun sen? Alıcı firma siparişleri iptal etti. Adamlar çok kararlı. Geri adım atmaya niyetleri yok. Mutlaka bir yaptırma olmalı. Böyle bir şey yapmaya hakları yok ki.
bu tip konularda görüşlerine başvurduğum birkaç danışman arkadaşım var. Onlarla bir görüşeyim. Belki bir şeyler yapabiliriz. Ben yavaştan kaçayım. Haberleşiriz. Görüşürüz. Ay Selim, çok naziksin. Gel gel otur. Ayağın nasıl oldu? İyi. Hafif ağrıyor ama geçer birazdan. Ay dur dur. Bu anı bir selfie ile ölümsüzleştirmemiz lazım. Of Pelin. Aa, kırıyor musun kurtarıcı meleğini? Sen ne diyordun bu arada? Çiçekler için teşekkür etmek istedim. Çok incesin. Hangi çiçekler? Bana bir buket çiçek göndermişsin ya. Sana mı? Göndermedim mi? Tuğçe evdekileri çiçek göndereceğim diye topluyordu. Ben de Hasan Efendi'ye bir buket yapar mısın dedim. Hepsi bu. Onca çiçeği geri gönderdiniz. Çok teşekkür ederim. Yo, öyle bir endişeniz olmasın. Zararınız neyse fazlasıyla karşılanacak. Hadi, bir de şuradan çekelim. Pelin, yeter artık. Ya tamam. Tamam, bu son. Zeynep. Zeynep. Burada mıydın, fark etmedim. Önemli değil. Ben de bazı şeyleri yeni fark ediyorum zaten. Ne demek istiyorsun? Boş ver. Konuşmak istemediğin için önemi yok zaten. Ne alakası var Zeynep? Asıl sen benimle konuşmadın. Lütfedip söylemedin bile. Zeynep! Zeynep! Ay Selim, ayağım çok ağrıyor. Bana buz getirir misin? Ne yapacağım ben? Gerçekten evlenecek miyim yani? Söyleyeceğim kızım seni babama. Bu yaptıklarını bir bir söyleyeceğim. Harçlığını vermiyor bize diyeceğim. Saklıyor diyeceğim. Git ne söylersen söyle. Patron bana ne veriyorsa onu veriyorum ben size. Murat, ablanın üstüne gitme oğlum. Yapma. Siz birbirinizi ömür boyu koruyup kollayacaksınız. Siz kardeşsiniz. Liseye gitmek ne demekmiş lan? Ortaokuldan sonra doğru trikotaja. Misal yapma. Karnesine bak. Zeynep çok çalışkan, akıllı. Bu notlarına yazık mı olsun? Ne olur yakma kızın başını. Yazdıralım liseyi ne olursun. Hayır lan. Bakın aklına neymiş. Şimdi ikiniz dalacağım ayağımın altına. Yak bize bize. Ablacığım. Ağlama ne olur. Bak. Yarın gizlice gideceğiz. Okula yazdıracağım ben seni. Babana da işe gitti diyeceğiz. Okuyacaksın.
Okuyacaksın ablacığım. Sonuna kadar arkandayım ben senin. Okutacağım seni. Söz veriyorum sana, okutacağım. Ah Melek ablacığım. Sen benim için neler yaptın? Alın. Bir an önce ne gerekiyorsa yapın. Ne olacaksa olsun hemen.